orucuna gerek çalışsınlar ki benim ömrümün uzun olsun. Kimi siyaset işinden kurtarandan sonra memuarları yazmaya yazabilirim. Çünkü bu siyaset beni hemşe vaktimi alır, dindi de vaktimi alır. Ben hiç karşıma istemirdim siyasete. Ben sadece Nakşibendi artık memuarlarımı yazmaya başlamıştım. Ancak koymadılar. Hayat koymadı, talih beni koymadı. Ancak ben ise biliyorum ki onlar çok lazımdı. Benim için yok. Ama tarih için, Azerbaycan halkı için, gelecek nesiller için. Çünkü ben bunu defalarla qeyd etmişim. Azerbaycan'da olabilir siyasi, ictimai siyasi hayatta. Azerbaycan'ın təxminən mesela 40-cı ildən bu tarafıki devrini ben özüm müşahid etmişim. Ve çok proseslerin içinde olmuşum. Ben bildiklerimi, ben gördüklerimi, ben müşahid ettiklerimi hiçbir şahs görmektir, hiç kez müşahid etmektir. Ona göre bunların hamısı Azerbaycan'ın tarixi için ve bugünkü gelecek nesiller için lazımdır. Bilirsiniz, siz yakin genç olduğunuza gelir, hatırınızda değil ki, vaxtıyla ben Azerbaycan'da simfonik müzikisinin geniş təbliğatçılarından biri olmuşum. Ben simfonik müzikini sevirəm ve daimi sevmişim ve Azerbaycan halkının medeni seviyesini yükseltmek için xüsusən ziyalıları ve bir ziyalıları yok elə xalqın kütlənin bir çox hissəsini simfonik müzikiye koşulmasını yani simfonik müzikiyle maraqlanmasına çalışmışam ve o vaxtlar biz böyle bir adet ənənə yaratmışdıq ki daimi simfonik müzikaya ile əlaqədar olan konsertlere gedərdik, qulağa sardıq ve bu artık o vaxtlar bu Sovetler İttifaqının məşhur bəstəkarlarını da çok maraqlandırmışdır. Hatta Dmitri Kabalevski de başka komitesi kompozit bəstəkarlar kimi Bakıya gelmiştir ve burada müəllif avtorski konsert deyirlər, müəllif konserti keçirtdi, filarmoniyada mənim yadımdadır. Ve sonra bir Moskvada Pravda gazetinden sonra Moski jurnalında da böyle büyük bir məqalə yazmıştı Azerbaycan'da simfonik müzikinin təbliğ olunması hakkında ve yazmıştı ki Azerbaycan, bunu belki Azerbaycan diline tercüm etmek çatındı. Azerbaycan'ı Institut Slushani Klasiçiski Muziki Sozdan.